Sevgili dostlar, yoldaşlar, ortak mücadele arkadaşlarımız. Sol ve Kıbrıs Sorunu Organizasyon Komitesi adına bugünkü iki toplumlu çevirim içi toplantımıza hoş geldiniz. Davetimize olumlu yanıtınız ve katılımınız için size teşekkür ediyoruz. Ayrıca çevirmenlerimiz Hasan ve Emin yoldaşlarımıza da teşekkür ederiz. Çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi için geri adım atmaksızın mücadele eden Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs sorununun bugünkü durumu ve beşli gayri resmi toplantıdan beklentiler başlıklı bugünkü toplantımızda konuşmacı olarak bizimle birlikte olması bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır. Sayın Akıncı'nın sadece Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş lideri olarak değil, aynı zamanda belediye başkanlığı döneminden beri mücadeleleri, cesareti, tutarlılığı ve yıllardır sunduğu hizmet ve katkıları hakkında çok ama pek çok şey söyleyebilirim. Ancak bir giriş konuşması çerçevesinde bunların tümünü dile getirebilmek mümkün değil. Bu nedenle sadece kısaca ve özlü olarak şunu söyleyeceğim. Sayın Akıncı, bizim için, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için gerçek bir Kıbrıslı lider oldu ve öyle olmaya devam etmektedir. Bu kritik dönemde davetimizi kabul etmesinin, çözümü isteyen ve bunun için mücadele eden tüm Kıbrıslılar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak kendisine hoş geldiniz diyoruz ve yürekten teşekkür ediyoruz. İki toplumlu görüşmelerin zaman zaman yükselen ama arzu edilen sonuca ulaşamayan umutlarla ve ardından uzun süren hareketsizlik dönemleriyle ve büyük hayal kırıklıklarıyla uzun bir geçmişi var. Anastasiadis, tarihi bir fırsatı öldürdüğü Transmontana'dan itibaren Kıbrıs sorununu sadece çıkmasa sürüklemekle kalmadı. Daha da kötüsü, ilgili önemli yakınlaşmalarla birlikte federasyonun köşe taşı olan siyasi eşitlik hakkındaki anlaşmadan vazgeçme niyetini kesin bir biçimde olmasa da ortaya koydu. Ve böylece hedeflenen çözüm çerçevesi olan federasyonu gömmeye hazır olduğunu gösterdi. Bununla birlikte Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun lideri olduğu sürece umutlar korunuyordu. Ancak Anastasiadis'in tertipleri, sözde yeni fikirleri, desentralize federasyon, gevşek federasyon veya konfederasyon, hatta iki devletli çözümle flört ederek izlediği politikası Kıbrıs Türk toplumuna, Kıbrıs Rum toplumunun kendisiyle erki paylaşmak istemediği yönünde mesajlar verdi. Anastasiadis, geçiş noktalarının kapatılması ve iki toplumun pandemiyle birlikte mücadele etmesini reddetmesiyle bu mesajı daha da pekiştirdi. Ancak bu mesaj sahte, yanlış bir mesajdır. Çünkü Anastasiadis'in politikaları ve tercihleri hiçbir şekilde Kıbrıs Rum toplumunu ifade etmemektedir. Bunu bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz açısından ne yazık ki sık sık tekrarlanan bu mesaj, Kıbrıs Türk toplumunun denktaş döneminden bu yana en uzlaşmaz lider olan Tatar'ın seçilmesine katkıda bulundu. Sonuç olarak Anastasiadis zaten Montpellier'den itibaren sürecin altını oymaya çalışıyordu. Ve bir zamanlar denktaşın vizyonu olan ülkemizin bölünmesi bugün artık sanki iki liderin meşrulaştırılmış bir ortak not rotası halinde sahneye çıkıyor. İki toplumun liderlerine ne kadar güvenmesek de maalesef beşli toplantıda onlar bizi temsil edecek. Ülkemiz için bu çok tehlikeli dönem ve koşullarda hepimiz sadece bekleme durumunda olmaya son vermeliyiz. Beklemeyi bırakmalıyız. Ve iki toplumu ayrı ayrı ikna edebileceğimizi ümit etmeyi de bırakmalıyız. Kıbrıs'ın içine ve dışına, her yere, BM ve AB'ye,
güçlü bir mesaj göndermeye çalışmalıyız. Ortak bir cepheyle hep birlikte baskımızı, güçlü bir baskıyı oluşturmalı ve uygulamalıyız. Sol, her iki toplumdan partiler, örgütler, hareketler, Kıbrıs solu böylesi bir cephede kilit bir rol oynamalıdır. Sol, böylesi bir cephenin yaratılmasının bel kemiği olmalı, sosyoekonomik taleplerle de birlikte Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için inisiyatif üstlenmelidir. Koşullar hem buna uygundur hem de bunu talep etmektedir. Bu amaca katkıda bulunmak için 2016 yılından itibaren Sol ve Kıbrıs sorunu başlığıyla iki toplumlu yıllık konferansları düzenlemeye başladık. Ancak geçiş noktalarının kapatılmasının ardından 13 aydır internet üzerinden iki toplumlu çevrim içi toplantılarla devam ediyoruz. Bugün beşli toplantıdan 3 hafta öncesinde Mustafa Akıncı'nın davetimizi kabul edip bugün burada bizimle olmasından ve buradan iki topluma da hitap edecek olmasından çok mutluyuz. Kendisinin mevcut durum hakkındaki değerlendirmesini, beşli gayri resmi toplantıdan beklentiler hakkında görüşlerini ve solun çözüm için yapması gerektiğine inandığı çalışma ve faaliyetler hakkında düşüncelerini duymaktan çok memnun olacağız. Yine ilham verecek bir konuşma olacağına eminiz ve önemli, dolu dolu bir tartışma olmasını da bekliyoruz. Şimdi söz Sayın Akıncı'da. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kalisperasas. Davet için teşekkür ediyorum. Öncelikle böylesi bir dönemde internet üstünden de olsa sizlerle buluşmak, bazı tanıdık yüzleri tekrar görebilmek, tanıdık sesleri dinleyebilmek benim için de ayrıca sevindirici. Şu ana kadar internet bağlantısı gayet iyi gitti. Ben sizleri ve tercümeyi çok iyi duydum. Benim için söylenen güzel sözler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, Kram Montana'ya varabilmek için çok büyük çabalar harcadık. Ve bu noktada mütevazi davranmak da sanırım gerekmez. Ben ve çalışma arkadaşlarımla Kıbrıs Türk tarafı adına gerçekten çok yoğun çalıştık. Çünkü 2018 Şubat ayında Rum tarafında başkanlık seçimi olacağının bilinci içerisindeydik. Ve o tarihe yaklaşmadan mümkün olursa 2016 sonuna kadar bir çözüm elde edebilmek için gerçekten var gücümüzle uğraştık. Montpellier'ine, Cenevre'ye ve Kramontana'ya ulaşabilmişsek inanın ki bunda bizlerin çok yoğun talepleri, ısrarları, çabaları rol oynamıştır. Bilindiği gibi Montpellier'inde Sayın Anastasiadis benim inisiyatif kullandığım bir noktada hazır olmadığını ifade ederek o toplantıyı sonuçsuz bırakmıştı. Daha sonra Cenevre konferansına ulaştık. Ocak ayıydı. Guterres'in de yeni göreve geldiği günlerdi, hatırlayacaksınız. Bu sefer de maalesef Yunanistan tarafı aynı şekilde davrandı. Hatta burada bir anımı paylaşmak isterim. Sayın Guterres konferansın yöneticisi olarak oturuyor. İki tarafında işte Sayın Anastasiadis ve ben varız. Daha konferansın sona erdiği ve ertelendiği bildirilmeden Sayın Koçyaz
Yunan Dışişleri Bakanı olarak konferansın ertelendiğini ilan ettiydi. Ve ben bunu Guterres'e gösterdiğim zaman inanılmaz şekilde bir tepkisi olmuştu. Tramontana'ya geldiğimiz zaman maalesef gene benzeri bir durumla karşılaştık. Gerçek şudur ki Sayın Anastasiadis son adımı atmakta isteksiz davrandı. 2017 Temmuz'undan sonra ise çok uzun bir durgunluk dönemi yaşadık. Tramontana'da Sayın Anastasiadis'in tavrıyla ilgili olarak biraz önce siz benden daha da ileri bir değerlendirmede bulundunuz. Tarihi bir fırsatı Sayın Anastasiadis'in yok ettiğini söylediniz. Bana gönderdiğiniz davet yazısında da aynen bu cümleyi kullandınız. Maalesef durum budur. Keşke daha farklı konuşabilseydim. 2017 Temmuz'undan sonra yaşananlar bizi 2018 yılında gene müzakeresiz ve çözümsüz bıraktı. Sayın Anastasiadis'le bir defa bir görüşmemiz oldu Nisan ayında 2018'de. Ve ben daha sonra Sayın Anastasiadis'e gidişin iyi olmadığını görerek bu müzakeresiz geçen dönemin bölünmüşlüğü daha da pekiştirmekte olduğunu görerek bu gidişe bir son vermek adına bir inisiyatif daha kullandım. Yani Montpellier'de kullandığım inisiyatiften sonra bir inisiyatif daha kullandım ve kendisine hatırlayacaksınız. Gel Guterres çerçevesini bir çerçeve anlaşma olarak imzalayalım. En azından ona bağlılığımızı açıkça teyit edelim teklifinde bulundum. Bu defa Sayın Anastasiadis, yine hatırlayacaksınız çok iyi bir şekilde, Guterres çerçevesinin hangisi olduğu yönünde bir tartışma başlattı. Kendisine göre 30 Haziran 2017 tarihinde bir çerçeve değil, 4 Temmuz 2017 tarihli başka bir çerçeve olduğunu ve asıl Guterres çerçevesinin bu 4 Temmuz tarihli çerçeve olduğunu öne sürmeye başladı. Kısacası bu tartışmayla beraber benim Guterres çerçevesini hadi gel ilan edelim, kabul ettiğimizi halkımıza, toplumumuza ve uluslararası topluluğa duyuralım girişimim de maalesef sonuçsuz kaldı. Nihayet 25 Kasım 2019 tarihine ulaştık. Bu tarihte Berlin'de buluştuk. Berlin'de bir araya gelmek de kolay olmadı. Bunu tüm taraflar kabul etti diye zannetmeyiniz. Ben gene Kıbrıs Türk tarafı adına kendi inisiyatifimle katıldım bu toplantıya. Orada çıkan sonuç, Genel Sekreter Guterres'in bir açıklaması şeklinde yansıtıldı. En azından bir takım bulanıklıklara açıklık getirildi. Hatırlayacaksınız, o ana kadar, Tramontana'dan sonra, işte Sayın Anastasiadis'in artık federasyondan vazgeçtiği, iki devletli çözümü Sayın Çavuşoğlu'na Tramontana'da önerdiği ve bunun üstünden bir takım tartışmalar yapıldı. Ben burada bir anımı daha sizlerle paylaşmak isterim. Tramontana'da gerçekten Sayın Çavuşoğlu ikimizin baş başa olduğumuz bir buluşmada Tramontana'nın son gününde Sayın Anastasiadis'in kendisine seçim geçsin, kendi seçimimi bitireyim.
Şimdi burada bir sonuç çıkmaz. Seçim geçtikten sonra iki devletli çözümü de konuşmaya hazır olacağım şeklinde beyanda bulunmuş. Bunu bana Sayın Çavuşoğlu orada söylediğinde benim tepkim hemen şu oldu. Tabii buna inanmayınız, bu şimdi böyle söylense bile bir süre sonra bundan vazgeçilecektir. Çünkü bu Sayın Anastasiadis'in Rum toplumuna kabul ettirebileceği bir şey değil. En başta mümkün değil. Dolayısıyla bunu ciddiye almamak gerekir şeklinde söyledim. Dikkatinizi çekmek isterim. Bu konuşma son toplantıdan yani 7 Temmuz akşamı sabaha kadar süren son toplantıdan önce yapıldı. Bir anımı daha paylaşmak isterim. Kramontana'da biz sabahın ikisine, üçüne kadar bir sonuç alınabilir mi diye veya en azından uzatabilir miyiz diye genel sekretere konuşurken, çünkü ertesi gün genel sekreter Hamburg'a gidecekti. Belki ondan biraz daha uzayabilir, belki onu erteleyebilir ya da Hamburg dönüşü yeniden çalışma yapılabilir mi diye çaba harcarken, bu yönde düşünürken maalesef Sayın Anastasiadis'in talimatıyla herhalde Rum delegasyonunun bavulları hazırlanmış idi. Ve biz bunu tesadüfen öğrendik. Benim eşim ve diğer çalışma arkadaşlarım, yemeğe katılmayanlar salonda oturdukları bir sırada Rum delegasyonundan bazı kişiler, hatta sanırım Sayın Anastasiadis'in hanımefendi eşi Andriy Hanım da siz hazırlık yapmadınız mı? Biz işte sabahın erken saatlerinde ayrılıyoruz şeklinde bir bilgi verdi. Yani biz sabaha karşı o toplantıdan ne çıkacak diye çaba harcarken böyle bir hazırlık vardı. Önceden bavullar hazırlanıyordu. Bu da bir bakıma kararın önceden verilmiş olduğunu bize maalesef gösteriyor. Bunun yanında bir şey daha var. Gene o Kramontana'nın son günleriyle ilgili. O konuda da size bilgi vereyim. O günlerde Birleşik Krallık Başbakanı toplantıya katılmak üzere hazırdı. Bunu nereden biliyorum? Çünkü benim ile telefon görüşmesi randevusu ayarlanmıştı son gün için. Gelme yönünde bir girişim nedeniyle önceden liderlerle konuşmak istemişti anlaşıldığı kadarıyla Hanım Başbakan o günlerde. Bunun yanında Türk delegasyonundan Binali Yıldırım'ın, yani o günlerdeki başbakanın gelmeye hazır olduğu bilgisini biliyorduk ve bu genel sekretere de iletilmişti. Sayın Çipras'ın da aslında gelmek istediği, ancak bir şekilde Sayın Anastasiadis ve Sayın Koçyaz tarafından engellendiğini öğrendik. Yoksa Sayın Çipras da gelmek taraftarı imiş o günlerde. Şimdi netice itibarıyla Kramontana'yı geride bırakıp Berlin'e yeniden dönecek olursak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Berlin'de yaptığı açıklamada bazı konulara açıklık getirildi. Dediğim gibi iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyona bağlılık yeniden teyit edildi. Yani bir bakıma raydan çıkmış olan tren yeniden rayına geri oturtuldu. Siyasi eşitlikle ilgili bulanıklığın giderilmesi için biz çok çaba harcadığımızdan dolayı Genel Sekreter 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunarak ve bir de paragraf var
somut olarak. Yani siyasi eşitliğin etkin katılımı da içerdiği konusu netlik kazandı. Bunun altı çizilmiş oldu. 11 Şubat 2014 belgesi, daha önceki geçmişte varılan mutabakatlar ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesi açıklamada vurgulandı. Dolayısıyla 4 Temmuz 2017 tarihli bir belgenin söz konusu olmadığı, var olan Guterres çerçevesinin, işte bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz 30 Haziran 2017 tarihli belge olduğu Genel Sekreter tarafından teyit edilmiş oldu. Bu temeller üzerinde kısa sürede bir stratejik anlaşmanın sağlanması hedef olarak belirlendi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısı için tüm taraflarla temas halinde olacağı da ayrıca belirtildi. Şimdi değerli izleyenler, değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, bu bahsettiğimiz beşli toplantının ya da 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısının arifesindeyiz. Ne var ki şimdiki durum Berlin'de bıraktığımız noktada değil maalesef. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı artık federasyonun gündemde olmadığını söylüyor. Artık iki ayrı egemen bağımsız devletten söz ediyor. Sayın Anastasiadis de yine siyasi eşitlik konusunda yarattığı bulanıklığı maalesef sürdürüyor. En azından ben bu konuda berraklık sağlamak için, açıklık getirmek için bir girişimde bulunduğunu görmedim henüz. Yapmışsa perde gerisinde ondan bilgim yok. Ama şu ana kadar böyle bir durum maalesef söz konusu değil. Ve eğer her iki taraf tutumlarını, bu açıklanmış pozisyonlarını bu önümüzdeki Nisan ayı sonunda yapılacak olan toplantıda da sürdürürse Cenevre'den bir sonuç çıkmayacağı çok açıktır. Tavırlar bu şekilde sürerse ve çözümsüzlük koşulları daha da uzarsa ne olacağı da bellidir. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye olan bağımlılığı daha da artacaktır. Burayı bir vilayete dönüştürme çabası daha da sürecektir. Ve bu gidiş Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların da yararına olmayan bir durumdur. O zaman özellikle Kıbrıs'ta çözüm isteyenler, yitirilen fırsatların kolay kolay tekrarlanmadığını da bilerek yeni bir fırsatı kendileri nasıl yaratabilirler, bunu düşünmelidirler. Çözüm isteyen siyasi partiler, sendikalar ve özellikle sivil toplum örgütleri, bunun altını çizmek isterim, sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri ve daha birçok sivil toplum örgütü var ülkemizde. Parametreleri artık belli olan bu çözüm modelini, ki bu federasyondan başka bir şey olamaz, bu çok açıktır. Bunu benimseyen toplum çoğunluklarının, ki ben hala daha mantıklı bir çözüm, sadece federal bir çözüm olabileceğine olan inancımla iyi bir politik atmosferde Kıbrıs'ta toplumların artık bu noktada doğru yönlendirilmeleri halinde bu makul çözümü benimseyeceklerine inanıyorum. Ama bunun için her iki tarafta da çok ciddi organize
olmalarını sağlamak lazım ve bu yönde de ciddi bir çalışma içine girmek lazım diye düşünüyorum. Sonuç olarak konuşmamın sonunda şunu vurgulamakta fayda var. Bir kere üniter bir yapı içerisinde Kıbrıslı Rumların yöneteceği ama Kıbrıslı Türklerin azınlık muamelesi göreceği bir çözüm Kıbrıs'ta mümkün değil. Bundan dolayı federasyon kabul ediliyor zaten. Bunun yanında iki tane ayrı bağımsız devletin, işte Sayın Tatar'ın ya da Türkiye yönetiminin söylediği gibi işbirliği yapacağı ya da konfederasyon kuracağı bir yapıyı da Rum tarafı da kabul etmez. Uluslararası topluma da bunu kabul ettirmek mümkün değil. O zaman geriye ne kalıyor? Zaten başından beri mümkün olan, mümkün görünen bir çözüm modeli olarak federal çözüm kalıyor. Bir yanlışı daha düzeltmem zorunludur diye düşünüyorum. Şimdi bizim tarafta habire şöyle bir söylem var. Deniyor ki 50 senedir federasyon konuştuk da olmadı. Niye bir 50 sene daha konuşalım? Sayın Akıncı bizi buna mahkum edemez. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Ben de diyorum ki aslında federasyonu topu topu Talat Hristofias döneminde işte 3 yıl, benim dönemimde de 2015-2017 Temmuz'una kadar 2 yıl konuştuk. Onun dışındaki dönemlerde bazen Rum tarafında, bazen Kıbrıs Türk tarafında farklı farklı liderlikler farklı şeyler konuştular. Belki Rum tarafı o dönemlerde federasyon adı altında üniter bir devleti daha çok konuştu. Bizim tarafta da örneğin rahmetli Denktaş zamanında federasyon adı altında aslında konfederasyon konuşuldu. Dolayısıyla doğru değildir 50 yıldır federasyonun konuşulduğu. Sınırlı bir zaman diliminde konuşulduğu ve orada da iyi mesafe kat edildi. Gerek Hristofias Talat döneminde gerekse bizim dönemimizde çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Ve aslında çözüm için gerekli olan daha uzun uzun müzakereler değildir bana göre. Çok şey konuşuldu, çok ayrıntılara girildi. Eksik olan maalesef gerekli olandır. O da çözüm iradesi, kararlılık, niyet. Bunlar olduğu takdirde şu ana kadar biriken malzeme bizi bir sonuca götürmeye yeterlidir diye değerlendiriyorum. Ben burada durayım. Eminim sorularla konu daha da açılacak. O nedenle daha fazla zamanı yitirmeyeyim. Sanırım giriş olarak bu kadarı yeterlidir. Çok çok teşekkür ederiz. Dostumuz Sayın Akıncı. Ve şimdi tartışma bölümüne geçiyoruz. Sözü almak isteyenler elektronik olarak eli kaldırsınlar ve kendinize sözü vereceğiz. Önümde şu anda toplam 6 ekran görüyorum. Daha doğrusu 9 ekrana çıkmış durumda katılımcılarla. Elektronik olarak eli kaldırarak Raise Hand seçeneğiyle sözü almayı istediğinizi beyan edebilirsiniz. Lütfen her birimiz sorularımızda olabildiğince kısa sürede sorumuzu yöneltelim. Ve bildiğimiz kadarıyla Sayın Akıncı'nın da süresi sınırlı.
Bu nedenle lütfen sorularınızı mümkün olan en kısa süre içerisinde sormanızı rica edeceğiz. Evet, sözü Gaston'a veriyorum. Öncelikle tüm katılımcıları selamlamak istiyorum ama özellikle Sayın Akıncı'yı selamlamak istiyorum. Kendisine dev, çok büyük sevgi ve saygımız var. Kendisini biz liderimiz olarak görüyoruz. Ne yazık ki Kıbrıslı Rum lider Kıbrıs halkını desteklemedi. Biz Sayın Akıncı'ya güvendik. Ancak ne yazık ki Sayın Akıncı toplum liderliğinin de kalmadı. Kıbrıslı Rum lider Transmontana'da da daha sonrasında da ortaya koyduğu tutumlarla milliyetçiliğe hizmet etmiş oldu. Belli çıkarlara hizmet etmiş oldu. Sonuçta Kıbrıs kaybediyor, Kıbrıslılar kaybediyor ve bunun bedeli hepimiz için çok ağır olacak. Eğer bu durumu değiştirecek bir inisiyatif ortaya çıkmazsa durum çok kötü olacak. Yani Türkiye'yi tekrar federal çözüme doğru itecek, üzerinde iki toplumun anlaşmış olduklarına itecek bir çalışma lazım. Ben endişe içerisindeyim. Türkiye'nin şu anda Avrupalı liderlerle yaptığı buluşmada dahi Sayın Erdoğan'ın ne büyük uluslararası topluma yönelik saygısızlık içerisinde olduğunu gördük. Bu koşullarda bu liderle bu ülkenin güzel, iyi, doğru, insani bir yönde hareket edebileceği konusunda kafamda çok soru işaretleri var. Ve Türkiye bugün herhangi bir engelle karşılaşmadan Sayın Akıncı'nın da belirttiği gibi adanın kuzeyini Türkiye'nin bir vilayeti haline getirme yönünde ilerleme tehlikesi var. Gaston, istersen sorunuza geçeniz. Ben şunu sormak istiyorum. 4 Haziran Guterres çerçevesiyle Anastasiadis'in sözünü ettiği 4 Temmuz çerçevesi arasında ne kadar fark vardı ki? Bu kadar birbirinden farklı belgeler miydi bunlar? Sayın Anastasiadis bu konuda ısrar ediyordu. Ve Lelos Dimitriadis bize 2015 yılında şunları söylemişti. Sayın Akıncı'nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu söylemişti ve Sayın Anastasiadis'in de bu kadar dürüst bir lidere nasıl davranması gerektiğini, böyle bir liderin kaybedilmemesi, bunun Kıbrıs için büyük bir fırsat olduğunu Sayın Dimitriadis Lelos söylemişti. Eğer Sayın Anastasiadis politik tertiplere, politik oyunlara girerse büyük bir tarihi fırsatın kaybedileceğini 2015'te Lelos Dimitriadis söylemişti. Ve görüldüğü kadarıyla korkulan şeyler yaşandı. Şimdi ümit ediyorum ki çok yükseklerden bir manevi ruh Anastasiadis'i aydınlatsın ve Anastasiadis BM'nin çizgisini, Guterres'in çizgisini izlesin ve bu şekilde Türkiye ve Tatar da federal çözüm çerçevesine dönebilsin, dönsün. Teşekkürler. Evet. Şimdi evet. Sözü Sayın Erato Kozak Umarkulu'ya veriyorum. Sözü Sayın Akıncı'ya verelim, kendisi cevap mı versin yoksa hayır birkaç soruyu toplayalım. Sayın Akıncı toplu olarak sorulara arzu ettiği şekilde yanıt versin. Tek olursa daha iyi olacak diye düşünüyorum. Meropi Okay. Obozno mi izledi?
Siz nasıl arzu edersiniz Sayın Akıncı? Kısa şey daha iyi olur. Sıcağı sıcağına cevap verirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, ben uzun bir cevap gerektirmiyor zaten bu, ama önce tabii belki Lellos'un adını duyduğum için hemen cevap vermek istedim. Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Biliyorum rahatsızlığını. Ve Lellos'la Lefkoşa'ya gerçekten birlikte güzel hizmetler verdik. Yeri geldiği için kendisini sevgiyle anmak isterim. Lefkoşa'nın kanalizasyonu eğer olmasaydı, bugün Lefkoşa belki çok büyük hastalıklara çok önceden bulaşmış olacaktı. Çok önemli bir sağlık projesini birlikte yaptık. Lefkoşa'nın planlamasıyla ilgili ortak çalışmalarımızı yaptık. Yani güven artırıcı önlemler aslında yeni değil. Ta 1970'li yıllardan Lefkoşa'da Sayın Dimitriadis'le birlikte yaptığımız çalışmalardır. O nedenle onu anmak istedim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Diğer soruyla ilgili cevabım şudur. 4 Temmuz belgesi diye bir belge yok ki karşılaştırma yapabileyim ve size diyeyim ki bunda bu var, bunda bu var. 4 Temmuz'la ilgili söylenen şudur aslında. 30 Haziran'da ortaya konan belgeyle ilgili bir takım çekinceleri Espen Ayde ile yapılan bir toplantıda, yani Rum tarafının biraz da Anastasiadis'in bastırmasıyla Espen bir şeyler söyledi o toplantıda. Ama o söylenenler kabul edilmiş, kayda geçmiş ve iki taraf ve genel sekreterlik tarafından kabul edilmiş bir durum değil. Öyle bir şey olsa zaten genel sekreter kendi belgesine sahip çıkardı ve 4 Temmuz'du bu belge derdi. Halbuki o günden bu yana gerek Sayın Lut gidip geldiğinde ben görevdeyken, gerekse daha sonra ve en nihayetinde bizzat genel sekreterin kendisi tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde üçümüzün de olduğu bir toplantının sonuç açıklamasında 30 Haziran 2017 tarihli bir belgedir bu diye bunu teyit etti. Dolayısıyla buna vereceğim cevap bu kadar. Çok güzel. Şimdi arzu ederseniz sorularınıza, somut sorularınıza geçelim. Sayın Erato Kozaku Markoli. Ben de sevgili dost, aynı yurdu paylaştığımız Mustafa Akıncı'yı ben de selamlamak istiyorum. Kendileri yıllar boyunca gerçekten siyasi iradesi konusunda, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çeşitli bulunduğu mevki ve makamlarda en güzel örnekleri sunmuş bir lider ve kendisi tüm gücüyle çözüm için hem müzakerelerde hem de müzakereler dışında yoğun olarak çalıştı. Ne yazık ki yegane bir fırsat, çözüme ulaşmamız için tarihi bir fırsat kaçırıldı ve korkarım ki bu tarihi fırsat bir kez daha tekrar edemeyecek. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz durum daha öncesinde hiç karşılaşmadığımız derecede tehlikeli bir durum.
gerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na baktığımızda, gerek Kıbrıs Türk toplumu liderine baktığımızda bunları görmekteyiz. Bugün yurdumuz geleceğini kaybediyor. Geleceğimizi kaybediyoruz ve kimileri bu durumdan sorumlu olmadıklarını iddia ediyorlar. Çıkıp bunu söyleyebiliyorlar. Ben bu vesileyle sevgili Mustafa Akıncı'ya bazı sorularımı sormak istiyorum. Kendisi görüşlerimi biliyor ve geçmişte kendisiyle birlikte de çalıştığımız oldu. Soracağım sorular bizim bazı şeyleri anlayabilmemiz için çok çok önemli. Bu beşli toplantıyla ilgili olarak şunları sormak istiyorum. Sayın Tatar ve Türkiye muhtemelen bir biçimiyle belki blöf yapıyor olabilirler ve Cenevre'de tutum değiştirme olasılıkları ve bu katı tutumlarını, aylardır sürdükleri katı tutumlarını, egemen, eşitliği, konfederasyon, iki devlet konusundaki tutumlarını değiştirme olasılığı var diyenler var. Ben Sayın Akıncı'ya şunu sormak istiyorum. Sizin değerlendirmelerinize göre, sizin bilgilerinize, tecrübelerinize göre Sayın Tatar ve Türkiye tarafından böylesi bir tutum değişikliğinin Cenevre'de gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi? Cenevre'de ya da daha sonrasında. İkinci bir sorum da şu olacak Sayın Akıncı. Sizin de sözünü ettiğiniz ilhak konusu, adanın kuzeyinin Türkiye ilhakı konusu. Bu olasılık ne kadar ciddi bir ihtimal, ne kadar ciddi bir olasılık ve çözüm yanlısı Kıbrıslı ilerici, Kıbrıslı Türk güçler bu kadar yıkıcı bir gelişmenin önüne geçebilmesi için engel olabilirler mi, ne yapabilirler? Ben bunları sormak istiyordum Sayın Akıncı'ya. Çok teşekkürler Kozaklı Markuli. Lütfen sözü aldığımızda, çünkü sözü almak isteyen çok arkadaşımız var. Lütfen sorularımızı mümkün olduğunca kısa süre içerisinde soralım. Herkese sözü verebilmek için sorularınızı alalım. Kısaca sorularınızı lütfen yöneltirseniz memnun oluruz. Söz Andreas Haralambos'la. Gerçekten bu organizasyon için ve özellikle Sayın Akıncı'nın katılımı için çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sorum şu, biz gençlik olarak bildiklerimiz çerçevesinde inisiyatifler almak istiyoruz gençlik olarak ve biz de birleşik bir Kıbrıs'ta mücadele etmek istiyoruz. Ve Sayın Akıncı'dan ne derece umut olduğu konusunda, yani biz kitlesel hareketlerle umudu ne kadar geliştirebiliriz? Umudu kitlesel hareketlerle geliştirebilir miyiz? Bu konuda Sayın Akıncı'nın görüşünü almak istiyorum. Sayın Akıncı, belli sayıda soruyu aldık. Arzu ederseniz bunlara toplu bir cevap alalım sizden. Peki. Teşekkür ediyorum Erato ve Andreas'a. Şimdi Türkiye'nin ve Sayın Tatar'ın tavrı blöf mü, bu Cenevre'de değişebilir mi veya daha sonra değişebilir mi? Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Yani Sayın Tatar Türkiye'nin dışında herhangi bir inisiyatif
geliştirebilecek bir yapıda değil. Zaten oraya getirilmiş olmasının temel nedeni de budur. Oradan çizilen çerçevenin içinde kalacak olan birisi. Dolayısıyla burada önemli olan Türkiye yönetiminin tavrı. Türkiye'de nasıl bir yönetim olduğu da biliniyor, görülüyor. Bizim seçimlerimize geçmişte de bir takım müdahaleler olmadı değil. Ama bu kadar açık, aleni Türkiye yönetiminin her şeyiyle seçimlerimize müdahale ettiği, yeraltı, yerüstü bütün kurumlarının, kuruluşlarının rol oynadığı bir seçim daha yaşanmadı bu memlekette. Dolayısıyla ben ilhak konusunu ciddiye alıyorum. Tabii konjonktür meselesidir. Bugün müsait değil görünür. Ama bunun altyapısı hazır olduğu zaman konjonktür de el verirse bunun olabileceği koşulları göz ardı etmemek gerekir ve ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü nüfus yapısı ciddi olarak değişiyor. Bizim seçim sonuçlarımızı eğer sandık sandık, bölge bölge inceleyenler olduysa, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı hemen hemen bütün bölgelerde ben kazandım. Hatta farklı kazandım. Ancak Türkiye'den gelip yerleşmiş olan insanların olduğu bölgeler çok farklı sonuç verdi. Karpaz bölgesi gibi ve Mausa'nın bazı bölgeleri gibi. Gene Mausa'nın bazı mahallelerinde Maraş'ın yerleşime açılmış olan mahallelerinde de aynı durum söz konusu oldu. Ve tabii burada şöyle bir durum var. Türkiye'de AKP ve Erdoğan yönetimi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de seçimleri kaybettiler. Hatta bilirsiniz İstanbul seçimini lağvedip, iptal edip yeniden seçim yaptırdılar. Buna rağmen kaybettiler ama orada 20 milyon seçmen var. Bizim seçimde 60'ar bin oy civarında işte 3-4 bin oy farkına ben seçimi kaybettim. Yani 120-130 bin oy kullanmış seçmenden bahsediyoruz. Ve ikinci tur seçimlerine 17 bin yeni seçmen taşındı. Yani sandığa gitmeyen. 3-4 ay boyunca hemen hemen her eve telefon açıldı İstanbul'daki şirketler tarafından, firmalar tarafından. Tabii bunlar bu iş için tutulmuş firmalardı. Ve hemen hemen herkesin ne yapacağı, kimin akıncağı, kimin Tatar'a oy vereceği, sandığa kimlerin gitmeyeceği hep tespit edildi bir bir. Ve sonuç itibarıyla bu insanlar ikinci turda kimisi tehditle, kimisi vaatla, kimisi başka yollarla bir şekilde sandığa götürüldü. Yani Türkiye hükümeti ve biliyorsunuz AKP'nin, Sayın Erdoğan'ın partisinin Kuzey Kıbrıs'ta şeyi var, temsilcileri var, parti örgütleri de var. Devlet organlarına ek olarak parti organları da devreye sokuldu. Ciddi bir nüfus değişimine doğru gidiliyor. Artık bu nüfusu durduralım, burada donduralım diye bir çaba olacak değil bu bizim yerimize gelenler tarafından. Bu sayı daha da artacak. Kültürel yapıyla ilgili, yaşam tarzımızla ilgili ben her zaman söylerim. Kıbrıslı Türkler öteden beri laikliği, çoğulculuğu, hoşgörüyü
demokratik anlayışı benimsemiş insanlardır. Bizim bu yapımızı değiştirmeye uğraşmayın dedik. Ama nüfus yapısı değiştikçe bu da değişmeye başlıyor. Din faktörü daha bir önemli hale gelmeye başlıyor. Geçen gün eski liderimiz Doktor Fazıl Küçük'e çok ağır hakaret edildi. Ve hakaretin nedeni Doktor Küçük dinsiz olarak lanse edildi. Ateist işte çok ağır bir şekilde geberdi gitti lafı kullanıldı. Tabii bana da her zamanki gibi Rumcu Akıncı dediler. Ama hadi ben hala hayattayım desinler. Ama ölmüş bir insanın arkasından da bu şekilde ağır şekilde hakaretler yapılabiliyor Türkiye üstünden. Dolayısıyla ben bu işin ciddiye alınması gerektiği kanaatindeyim. Değişir mi? Eğer Kıbrıs'ta toplumlar artık öyle çok fazla dışarıdan kendilerinin yerine birilerinin bir şeyler yapmasını beklemek yerine her iki toplumda ama işte 2004 yılında 2002-2004 aralığında Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Türk toplumunun ortaya koyduğu çaba gibi bir çaba yeniden burada filizlenirse ki bu çok zordur. Gerçekçi olarak bunu kabul etmemiz lazım. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Kıbrıslı Türkler hem 2004'te hem 2017 Kranmontana'dan sonra ve bunun yalnız bizim tarafta yeniden canlanması yetmez. Kıbrıs Rum toplumunda da biraz önce Andreas söylediğine de cevaptır bu. Gençler inisiyatif almak ister, almak zorunda diyorum ben. Ve bu konuda yani her iki taraf kendi içinde öncelikle harekete geçebilmeli. Bu makul çözüm etrafında ve gerçekçi olarak gerçekleri anlatarak ben mesela yeri geldiğinde Kıbrıslı Türklere toprak konusunda bir paylaşım olmak zorunda olduğunu, çözüm olacaksa bunun olmazsa olmaz olduğunu çok anlattım. Bana Türkiye'den yapılan büyük saldırıların altında da sen toprak vermek istiyorsun. Bu kanla alındı. Bir karış verilmez. Sen bunu bilmez misin? Şehitler verdik. En çok saldırılar bu nokta üstünden geldi. Aynı şekilde Rum tarafında da artık cesaretle sol kesimin çıkıp federasyonun ne olduğunu, federasyon eşitlik olmadan, siyasi anlamda bir eşitlik olmadan federasyonun adının dahi anılamayacağını samimiyetle anlatmak lazım. Yani federasyonun şimdiki yapıdan farklı bir yapı olduğunu izah etmek lazım. Ve Rum tarafını da buna hazırlamak lazım diye düşünüyorum. Gerçekler temelinde eğer inisiyatifler üstlenilirse ve bizi bekleyen gidişatın her iki tarafında yararına olmayacağı iyi anlatılırsa bu konuda öyle inanırım ki zemin bulunabilir. Yani tamamen ümitsizliğe kapılmak doğru değil ama gidişat iyi değil. Ben size söyleyeyim yani bu gidişle önümüzdeki 10 yıl içerisinde ben bunu daha önce de uyarısını yaptım ve dedim ki dikkat edelim Kıbrıs Adası kanaatimce kuzeyiyle ve güneyiyle bir bütün olarak hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a dost bir coğrafya olması iyi olur. Hem bizim için Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için hem de Türkiye ve Yunanistan için en iyisi budur. Bu da bir çözümle mümkündür. Ama eğer olmazsa ve bu gidiş bu şekilde devam ederse
yarın Kıbrıs adasında da karada da Türkiye ile komşu olacaksınız diye Rum liderliğini çok uyardım. Bu uyarım 3 yıl önce Hürriyet gazetesinde bile ön sayfadan verildi. Yani yeni değil de bu uyarım, ama şimdi durum daha vahimdir, daha kötüdür. Ve bence Cenevre'de bu tutumun şu an itibariyle değişeceğini görmüyorum. Ama yeni bir perspektif çizilebilir ve Türkiye yeniden Avrupa Birliği yoluna döndürülebilirse, o yönde bazı adımlar var. Ama şunu da açıklıkla söyleyeyim, belki biraz uzayıyor cevabım ama belki başka sorulara da cevap vermiş olur. Yani Avrupa'da Türkiye'ye baktığında artık demokrasiymiş, yazarlar, çizerler hapisteymiş, siyasi tutuklamalar varmış. Yani bunlara pek aldırdıkları yok. Ya da Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk liderinin, Cumhurbaşkanı'nın seçimine Türkiye aleni açıktan müdahale yapmış. Bunlar da pek ilgilenmiyorlar. Onların ne yazık ki ilgisi, yalnız göçmenler Türkiye'den Avrupa'ya geçmesin, Erdoğan onları Anadolu'da tutsun, gerisi bir şekilde halledilir. Bu maalesef Avrupa adına üzücü bir durumdur diye düşünüyorum. Yani Türk aydınları, Türk solcuları, Türk demokratları, Türk liberalleri, yazar, çizeri Türkiye'de bugün maalesef fikir özgürlüğüne sahip değiller. Ağzını açan soluğu mahkemede alıyor, hapishanede alıyor. Dolayısıyla çok fazla da umut besleyemiyoruz Avrupa'dan gelebilecek olan mesajlara. Eğer bunlar değişirse ve Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde adımlar atılmaya başlanırsa, Türkiye yeniden geleceğini Avrupa'da görmeye başlarsa, Türk-Yunan ilişkileri daha iyiye giderse, Doğu Akdeniz'deki sorunların ancak Kıbrıs sorununun barışçı çözümüyle rayına girebileceği algılanırsa, ama en başta tekrar etmek isterim, Kıbrıslı toplumlar, bu topraklarda yaşayanlar bu gidişe mahkum olmadıklarını kanıtlarlarsa, bu konuda seslerini yükseltirlerse, bu düzeni hak etmiyoruz, buna layık değiliz diyebilirlerse ve bunu kendi çoğunluklarına benimsetebilirlerse çok şey değişebilir. Yani dıştan bir takım faktörler elbette yardımcıdır. Eğer biz kendi kendimize yardımcı olmayı başarırsak. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Θα παρακαλέσω τους sizlerden ricam, 11 kişinin elini kaldırmanın sözü istediğini görüyorum. Ve Mihalis Papapetru da chat üzerinden mesaj gönderdi. Sayın Akıncı'dan ricamız şu olacak. Arzu ederseniz 5-6 soruyu alalım, onlara toplu bir yanıt verelim. Peki, peki. Bu şekilde tamam. Zamanı da daha ekonomik kullanmış oluruz. Peki. Andis Theoharous, söz sizde efendim. Andi, hepinize iyi akşamlar. Sorum şu olacak. Özellikle Kıbrıs sorununa duyulan ilgisizlik, Kıbrıslı Rumların neredeyse %50'si seçimlere ilgisiz görünüyor.
en önemli sorunların sıralanmasında Kıbrıs sorununa üçüncü sırada yer veriyorlar kamuoyu yoklamalarında. Kıbrıs sorunlar. Tüm bunlar oldukça endişe verici. Kıbrıs sorununda çok önemli bir dönemece girilmiş durumda. Ve ne yazık ki adanın kuzeyinin Türkiye'ye ilk hakkı yönünde de söylemler gündeme geliyor. Bu koşullarda biz gençler olarak, biz yeniden yakınlaşmayı savunan insanlar, yeniden yakınlaşma hareketi olarak ne yapabiliriz? Bu konuda adamızın yeniden birleşmesi mücadelesini nasıl yükseltebiliriz? İçin nasıl canlandıracağız gençliğinden ve yeni nesilden? Çok teşekkür ederim. Farisa Oli. Çok teşekkür ederim. Kıbrıs sorununun çözümü için başta gençliğin, toplumun ilgisini nasıl canlandırabiliriz? Söz şimdi Christina Valaniz'da. Ben tekrar hepinizi selamlıyorum. Sevgili Mustafa Akıncı'yı internet üzerinden olsa da görmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Sevgili Mustafa Akıncı, gerçekten cevaplarıyla pek çok soruya aydınlatıcı yanıtlar verdi. Zamana saygı duyarak hemen şunu sormak istiyorum. Madem ki hepimiz hemfikiriz, bir hareket lazım ve hepimiz böyle bir hareketin olmasını istiyoruz. Hem bu taraftan hem öbür taraftan, hem Kıbrıslı Rumlardan hem Kıbrıslı Türklerden bir ortak hareket isteği, oluşması isteği var. Ve bugün Kıbrıs sorununda da bir hareketliliğin olduğu koşullarda siz Mustafa Akıncı olarak, siz seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından politikayla ilgilenmeyeceksiniz, politikadan uzaklaşacaksınız dediniz sanıyorum. Ama siz Sayın Akıncı, böylesi bir hareketin size ihtiyacı var. Böylesi bir hareketin liderlere ihtiyacı var. Ve siz adanın birleşmesini isteyen Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin takdirini, kabulünü toplayan bir lidersiniz. Ve halkın harekete geçmesi, yollara çıkabilmesi, çözüm yönünde baskı yapabilmesi için. Çünkü yabancılar da şunu bekliyorlar. Kıbrıslıların, biz Kıbrıslıların çözüm isteğimizi göstermemizi bekliyorlar. Ve bunu yapabilmemiz için yollara çıkıp talep etmeliyiz, baskıda bulunmalıyız. Bunları yaparsak, Cenevre'den arzu edilen olumlu sonuç çıkmasa dahi, burada insanlar, halk, adanın iki tarafından da bu yönde aktif olursa ve siz özellikle bu konuda başı çeken liderlerden biri olursanız sanıyorum umudumuz olur. Mihalis Papapetru'da söz, mikrofonu açmasını rica ediyoruz. Mihalis Papapetru'nun mikrofonu kapalı, açmasını bekliyoruz. Mihalis Papapetru mikrofonun kapalı olduğunu duymadı. Evet, okey. Şimdi duyuluyorum sanıyorum. İyi akşamlar Mustafa. Söylemek istediklerimin, sormak istediklerinin çoğu sizin konuşmanızda da söylenmiş olduğu sorulara yanıtınızda da söylendi. Kıbrıslı Rumların lideri ki geçmişte bugün söylediklerinin tam zıttı şeyler söylüyordu. Şimdi bugün
ikinci bir Spiro Kiprionu haline gelmiş durumda. İkinci bir Tasos Papadopoulos olmuş durumunda. Ve Kıbrıs Türk toplumunun liderliğinde de dramatik bir değişim yaşandı. Ve Türkiye'nin de müdahaleleri sonucu biz Kıbrıslı Rumlar yıllardır benzer söylemleri Türkiye'den duyuyorduk. Ancak Kıbrıs Türk toplumunun liderinde yaşanan dramatik değişime Kıbrıs Rum liderliğinin de önemli katkısı oldu. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Erdoğan bana şu kanaati yaratıyor. Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma derdinde, benim anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan. Eğer kendisi iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hissettiği anda apaçık bir diktatörlük yönünde de ilerleyebilir. Böyle bir endişem var. Ancak ola ki iktidarı kaybederse, Sayın Akıncı'nın Erdoğan'dan sonra gelecek olanlara ilişkin öngörüsü, değerlendirmesi ne olabilir? Yani ABD'de Biden yönetimi ve Avrupa Birliği'nin girişimleriyle Türkiye tekrar üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesine, yani federal çözüm çerçevesine dönebilir mi? Şu anda chatta soru yazan arkadaşlarımız var. O soruları ne zaman aktarabilirim bilemiyorum. Sözü sadece Dimitri'ye vermek istiyorum. Gerçekten dostumuz Mustafa'yı tekrar görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Diyor Takis Hacı Yorgu'yu. Ve kendisiyle birlikte uzun yıllar birlikte çalıştığımız oldu ve bunlar benim hayatımın en unutulmaz parçaları. Mustafa, sadece beşli buluşmanın yapılması dahi Kıbrıslı liderliklerin güvenilirliğini kaybettiğinin bir belirtisi değil mi? Bu bugün beşli toplantı çağrısı yapılıyor ve uluslararası toplum Doğu Akdeniz'e ilişkin olarak senin de söylediğin sorunların açık olduğunu görüyor. Liderliklerin inisiyatif işlenmediğini görüyor ve uluslararası faktör, uluslararası toplum bu koşullarda Kıbrıs sorununa ilişkin olarak beşli konferans gündeme geliyor. Beşli konferanstan ne bekleyebiliriz? Yorgos Pakis. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanı. Ben sizin yıllardır ortaya koyduğunuz duruş ve tutumlardan dolayı, Kıbrıs sorununda sergilediğiniz tutumlardan dolayı tebriklerimi sunmak istiyorum. Ve ben seçimlerden sonra sizin siyasetten ayrılacağınız endişesini taşıyordum. Ancak bu akşamki sizden duyduklarımızla da bu endişeyi üzerinden attığımı hissediyorum. Beşli toplantı konusunda geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu'nun başkanının Türkiye'yi ziyareti, Avrupa Konseyi'nin ziyareti, Avrupa'nın bu konudaki ilgileri bize bir umut ışığı yakmıyor mu aslında Kıbrıs sorunun çözümü konusunda? Sayın Başkan, sizleri selamlarım saygıyla. Söz Hulusi Kilim'de. Bu akşam burada bizimle olduğunuz için. Söylemek istediğim ve sormak sorum şu.
herkesin çok açık bir şekilde gördüğü gibi iki toplumun da iradesine rağmen gelişmekte olan bir durum var. Genelde böyle pozisyonda sadece Kıbrıslı Türkler vardı uzunca bir süredir tarihe baktığımızda, ama şu anda iki toplumun da büyük çoğunluğu araştırmaların da gösterdiği gibi federasyon yönünde bir iradeye sahip. Böyle bir durumda olamayacak bir şeyi isteyen Türkiye ve arkasında toplumu olmadan, çoğunluğu diyorum, bir pozisyonda olan Sayın Tatar'a karşı ve onun yanında Sayın Anastasiadis'in de malum görüşleri doğrultusunda, bu iki toplum uluslararası topluma ya da kime nasıl bir mesaj vermelidir? Bunu nasıl yapmalıdır ki toplumun ve halkın, Kıbrıs halk olarak konuşacak olursak, çoğunluğunun ne istediği herkes tarafından bilinmesini garantiye almasını için ne yapması lazım? Bunu kime ne söylemesi lazım? Bunu öğrenmek isterim. Çünkü şu anda her taraftan birçok ses çıkıyor ve lazım bunu yapalım, lazım bunu yapalım. Şu anda maalesef lidere ihtiyacımız olan en kritik dönemden geçiyoruz. Ve şu anda bizim liderimiz hiçbir zaman değişmeyecek bu noktadan itibaren sizsiniz. Ve ne mesajınız ne olur toplumlara? Bunu sormak isterim size. Saygıyla selamlıyorum sizi tekrardan. Evet, arzu ederseniz 6 soru oldu. 6 arkadaşımız konuştu. Herhalde zamanıdır ben devreye gireyim. Ne diyorsunuz? Bebeğiz. Tabii ki. Buyurun Sayın Akinti. Şimdi Andi'ye, Kristina'ya, Mihalis'e, Takis'e, Yorgos'a ve Hulusi'ye teşekkür ederim sorularıyla ilgili olarak. Kısaca hepsine yanıt vermeye çalışayım. Tabii ki Andi'nin söylediği halkın ilgisizliği Rum tarafında. Kıbrıs sorunu sorulduğu zaman 3. sırada önem atfediliyor. Bu oldukça düşündürücü. Tabii sorunların başka alanlarda biriktiği dönemlerde bunlar olur. Bazen bu ekonomik sorunlar olur. Bazen işte pandemi sorunları olur. Ama çözümle ilgili bir motivasyon kalmadığında, umutsuzluk hakim olduğunda maalesef Kıbrıs sorunuyla ilişkili olarak ilgi de düşüyor. Ne yapabilir gençler sorusuna? Öncelikle her iki taraf, öyle inanıyorum ki, kendi toplumları içinde. Yani elbette bir araya gelen inisiyatifler de vardır. O çabalar da devam etmeli. Ama öncelikle bu ilgiyi canlı tutacak ve Kıbrıs sorununun çözümünün neden gerekli olduğu, statükonun bu şekilde devam edemeyeceği, bu şekilde kaldıkça daha kötü sonuçlara doğru Kıbrıs'ı götürdüğü anlatılması lazım. Belki bazısı Rum tarafında bu gelişmeleri çok ciddiye almıyor olabilir. Halkın ilgisizliğinin bir nedeni de bu olabilir. Statüko böyle. İşte ben Kıbrıs Cumhuriyeti bize ait. Biz Birleşmiş Milletler'deyiz. Avrupa Birliği'ne de girdik. O nedenle bize bir şey olmaz canım. Böyle varsın, devam etsin. Onlar o tarafta, biz bu tarafta. Eskiden de vardı bu düşünceler. Ama bizde de geçmişte ilhak dendiğinde güler geçerdik. Çok ciddiye almazdık. Şimdi de belki çok yakın bir tehlike olarak görmeyenlerimiz çok olabilir. Ama hayat durmuyor, hayat devam ediyor, nüfus değişiyor. Değişmekte olan nüfusun niteliği belli. Dolayısıyla bu bizi nereye götürebilir, bunun tehlikelerine ben nasıl ki dikkat çekiyorum, başkaları da bunu yapması lazım.
Rum tarafında da Kıbrıslı Türklerle hayatı ve yönetimi, var olan cefayı da, sefayı da, zenginlikleri de, doğal zenginlikleri de adil ölçüler içerisinde paylaşmayı, yönetme erkini paylaşmayı gerekli gördüğümüzü anlatmak lazım. Yani Rum tarafında da anlatılması gereken birçok gerçek var. Türk tarafında da anlatılması gereken çok şeyler var. Gerçekleri anlattığınız zaman kendi toplumlarınız içerisinde çok saldırıya uğrayabilirsiniz. Ben bunu yaşadım. Gerek Türkiye'den gerekse kendi içimizdeki belli çevrelerden çok ağır tehditler, hayatımıza kasteden tehditler, ailemize yönelik tehditler, küfürler, çok ağır saldırılar günlerce, haftalarca devam etti. Bir takım troller her türlü hakareti, pisliği yaptılar. Rum tarafında da benzeri durumlar olabilir ama yapmamız gereken bu adada yegane makul çözüm olan federasyonun ne olduğunu onlara anlatıp eğer bu yönde çalışılmazsa durumun aynen kalmayacağını, daha kötüye gideceğinin uyarısını kendi toplumları içerisinde de gençler anlatmalı. Elbette Kıbrıs Türk tarafıyla da olan ilişkiyi sürdürmeleri lazım. Christina'nın söyledikleriyle de bağlantılı olarak ama Christina ve Yorgos seçim sonrası yaptığım konuşmaya değindiler. O konuya bir açıklık getireyim. Ben şunu demek istemiştim. Yani benim için 45 yıl aktif siyasetin içinde bulundum. 28 yaşında Lefkoşa Belediye Başkanı oldum Türk tarafında. Ondan sonra parti başkanlığı, milletvekilliği, işte 2,5 yıl kadar hükümette bulundum. Ondan sonra aktif siyasetten ayrılmıştım. 5-6 yıl milletvekilliği yapmadım. Aday olmamıştım 2009 yılında. Ancak şartlar beni tekrar 2015 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmamı gerektirdi. O nedenle o görevi de yaptım bildiğiniz gibi 2020 yılına kadar. Yani 45 yıl aktif siyasetin içinde bulundum. Ondan önceki gençlik yıllarındaki örgütlerdeki çalışmalarım bir yana. Demek istediğim o akşam benim için makamlı, yani herhangi bir makama gelerek siyaset yapma talebim artık olamaz bu saatten sonra. Ancak o akşam dışarı çıkıp beni bekleyen gençlere de şunu söyledim. Hayat devam eder. Bir insanın inandığı ilkeler ve değerler uğruna mücadele etmesi için makama ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla gerek daha sonra görevden ayrıldığım gün yaptığım konuşmada, gerekse o akşam gençlere yanlarında olduğum mesajını verdim. Ama şunu söyleyeyim, biz hep birilerinin liderlik yapmasını bekleriz. Hep biri çıksın ortaya ve bizi peşinden sürüklesin. Aslında bunun tersini yapmak lazım. Artık grassroot dediğimiz kökten hareketlenmelerin olması lazım. Yani birilerinin hadi hep beraber bunu yapalım demesi yerine kadroların, örgütlerin, ki bunların içinde biraz önce saydım siyasi partiler var, sendikalar var, sivil toplum örgütleri olması lazım, kadın gençlik örgütleri olması lazım. Yani hem Christina'ya hem Andy'ye de cevabım bu olsun. Bu örgütlenmelerin mutlaka hareket halinde olmaları lazım. Hem kendi toplumları içinde
hem bir araya gelmek suretiyle hareket kendi liderlerini, ben öyle inanıyorum ki, o ivme içinde oluşturur, bunu yaratır. Bizim gibi insanlar bu harekete yardımcıdır. Her zaman yardımcı olmaya da hazır olacağız. Çünkü biz bu kadar yıllık bir geçmişimizden sonra istesek de kenarda duramayız. Mutlaka bu çalışmalara bir şekilde bir yerinden yardımcı olmak hem görevimizdir hem sorumluluğumuzdur. Benim o akşam demek istediğim, bunları yapabilmek için, yapmak için makamda olmak gerekmez. Bunun için herhangi bir makam talebimiz bu saatten sonra olmaz demek istemiştim. Mihalis'in sorusu, Türkiye'de bir lider değişikliği sonrasında farklı şeyler olur mu? Türkiye'de maalesef, üzülerek söylüyorum, buna hemen olumlu bir cevap vermek mümkün değil. Türkiye'de bir dönem Erdoğan yönetimindeki AKP çok farklı bir noktadaydı. 2002-2004 aralığında çok farklıydı. Türkiye'nin kendi içinde de çok farklı bir noktadaydı. Türkiye'nin demokratikleşmesi, vesayetten kurtulması yönünde o zaman demokratlarla, liberallerle işbirlikleri de yapıldı. Ama 2010-11'den sonra çok farklı noktalara gelindi. Şunu da söylemem lazım. Kram Montana'ya gelinceye kadar da çözüm yönünde bir takım inişli çıkışlı olsa da yardımcı olmadılar hiçbir şekilde diyemem. Ama Kram Montana'dan sonra tamamen tablo değişti tabiatıyla. Yani spekülasyon yapmak istemem çünkü 2023'te seçim olması beklenir. Nasıl bir seçim olur? Türkiye'de adaylar kim olur? Nasıl bir portre ortaya çıkar? Onu bilemem. Ama Kıbrıs açısından baktığımda ben umudu orada aramam. Kıbrıs eğer kurtulacaksa, daha iyi bir noktaya gelecekse, daha doğrusu bir makul çözüm etrafında buluşulacaksa, gene hareket Kıbrıs'ın kendi içinden filizlenmek durumundadır. Dış faktörler de yardımcı olmak kaydıyla. Ama tekrar ediyorum, biz kendi kendimize yardım etmenin yollarını bulamazsak, bize kimse yardımcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Takis'in sorusuyla ilgili şu açıklamayı yapayım. Beşli görüşme biliyorsunuz, Kasım 2019 Berlin mutabakatımızda da vardı. Genel sekreter bu beşliği gayri resmi olarak önce yapacaktı. Bu en başta Türkiye'nin bir talebiydi. Sayın Çavuşoğlu bunu birkaç defa da açıkladı zaten. Yani orada ne için müzakere edeceğiz, bunu uzlaşalım bu konuda şeklinde bir tavır vardı. Ben görevdeyken, Kram Montana sonrasında federasyon konusunda isteksizlik ve geri adım atılmış olmakla beraber, federasyonu da gene bir seçenek olarak masada tutmaya benim ısrarlarımla Türkiye devam etti. Ama federasyon tek seçenek değil demişlerdi o günlerde. Federasyon da var ama konuşalım. Hatta siyasi eşitlik olmazsa egemen eşitlik demekteydiler ben görevdeyken. Ben ayrıldıktan sonra tamamen iş değişti. Artık siyasi eşitlik, federasyon söylemi kalktı. Artık iki egemen bağımsız devlet söylemine geçildi. Genel sekreter de Guterres, bir toplantı yapalım, herkes eteklerindeki taşları döksün, ortak zemin var mı yok mu bunu arayalım demeye başladı. Beşli gayri resmi toplantı böyle planlandı. Evet.
Avrupa Birliği'nin girişimi umut vermiyor mu diyor Yorgos. Yani bana yeteri kadar vermiyor. Bilmiyorum size ne kadar veriyor. Ama Avrupa Birliği yönetimi veyahut da başı çeken ülkeler bana göre çok pragmatist bir yaklaşım içerisinde kendi çıkarlarını da en ön planda tutarak, tabii Türkiye'yi de kaybetmek istemiyorlar. 80 milyon ülke, önemli bir pazar. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmek istemiyorlar. Ben bunu anlıyorum. Aslında hiçbirimiz Türkiye ile kötü ilişki içinde olalım diyen insanlar değiliz. Biz de Türkiye ile ilişkilerin çok daha iyi olmasını isteriz. Ama nasıl? Kıbrıslı Türkler bakımından biz Türkiye ile kendi işlerimizi kendimizin yapacağı, Türkiye ile daha uygar, daha medeni ilişkilerin olacağı bir yapı isteriz. Birilerinin oradan bize talimat vererek iş yaptırmasını istemeyiz. Biz biat kültürüyle, yani itaatkar, her şeye evet efendim anlayışıyla hareket etmek istemeyiz. Ama ne yazık ki onlar böyle istiyor ve o şekilde insanların iş başında olmasını istiyorlar. Avrupa Birliği Türkiye'yi tabii tam üye olarak arasında en azından görmek istemediği için bu günlerde üyelik konusu fasılların açılması ya da demokratikleşme gibi adımlar bir yana, Doğu Akdeniz'de sular daha da ısınmasın, Türkiye ile Yunanistan daha fazla gerginlik yaşamasın, Barbaros ve Oruç Reis gemisi limana çekilsin, Türkiye ile Yunanistan görüşmeye başlasın. Mümkün olursa eğer Kıbrıs'ta da bir görüşme başlasın, Avrupa mutlu olacak. Biz mutlu olmayacağız ama. Yani biz sonuç istiyoruz. Yani Kıbrıslı Türkler adına ben bu kadar yıldır her söylemimde müzakere bir araçtır. Ve biraz evvel de söyledim, aslında müzakere edecek çok şey de kalmadı. Gerekli irade ve kararlılık sergilendiği takdirde bir stratejik anlaşma, Guterres'in de bahsettiği, ulaşılabilir noktadadır. Ama şimdi tamamen zemin ortadan kaldırılıyor. Müzakere zemini yok denecek. Onun için müzakere zemini bulunabilir mi? Belki onun dolaylı görüşmeleri, proximity talks diye gündeme getirecekler. Böylece Avrupa Birliği de mutlu olacak. Durum yatıştı. İşte dolaylı görüşmeler devam etsin. Kıbrıs sorunu da çözümsüz olmaya devam etsin. Bu Kıbrıs'ın toplumlarını elbette tatmin etmez. Çözüm isteyenleri tabii ki tatmin etmez. Şimdi Hulusi kardeşim de artık eskiden farklı bir durum var dedi. Umarım, inşallah bu saptama doğrudur. Her iki tarafta da gerçekten çözümü isteyen geniş kitleler ortaya çıkmaya hazırdır inşallah, temenni ederim. Eğer böyle bir durum varsa ne yapmalıdır? Konuşmamın sonunda, ilk başlangıç konuşmamın sonunda söyledim. Tekrar tekrar bunları anlatıp vaktinizi almayayım. Bence siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, özellikle sivil toplum mutlaka devrede olmalıdır. Herkes kendi tarafında bu çabayı sürdürürken bir araya da gelmelidir. Ortak çalışmalar da yapmalıdır. Bu ada hepimizindir. Bu adada bizim geçmişte yaşadıklarımızı siz gençlere, özellikle Andy ve Hulusi'ye, diğer arkadaşlarımız da genç, yanlış anlamasınlar. Ama özellikle onlara daha iyi, daha güzel bir gelecek
sunmamız lazım. Bu mümkün mü? Mümkündür. Ama hiçbir mücadele yapmadan, hiçbir uğraş vermeden olmaz. Hep sevdiğim bir laf var, onunla noktalayayım. Yani umut en son ölür deriz ya. Belki doğrudur ama o umudu öldürmemek için çaba harcanırsa ancak en son ölür. Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum herhalde. Yani bir 10 dakika daha kalayım. 9'da ayrılmam lazım. Saat 9'a 10 var. Bir 10 dakika daha kalayım uygun görürseniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Sayın Akıncı. Çok teşekkür ederiz. Semos Dimitriou, söz sizde efendim. Mustafa Akıncı'ya bu akşam da bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihi bir dönemeçteyiz. Tarihi bir noktadayız. Çünkü iki toplumun liderliklerinde de çözüm konusunda yalpalamaların olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çözüm isteyenlerle çözüm istemeyenlerin ayrıştığı bir dönemdeyiz. Şimdi ortak mücadelenin verilmesinin saati. Yıllardır bundan söz ediyoruz ama bugün bunun yapılması zaruri ve mümkün. Yeniden birleşme mücadelesinde Sayın Mustafa Akıncı sadece Kıbrıslı Türkleri kazanmadı. Kıbrıslı Rumları da kazandı. İlk kez olarak Kıbrıslı Rumlar içerisinde bir Kıbrıslı Türk lider bu kadar büyük takdir, bu kadar büyük saygı kazanmış durumda. Bugün hem gençlik içerisinde hem iki toplumlu etkinliklerde bu iki toplumlu ortak mücadele halkın katılımıyla bir güç, bir zemin yaratılmış durumda. Ve Sayın Mustafa Akıncı'nın da belirttiği bu mücadele mümkün ve biz tüm gücümüzü bu ortak mücadeleye vermeliyiz. Hepinize teşekkür ederim. Pablo, söz sizde. Ben de hızlı hızlı gidiyorum ki herkes konuşabilsin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün yüksek dozda enerji aldığımız gerçek bir Kıbrıslıyı duyduk, dinledik. Mustafa Akıncı'ya bu yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Dönüşümlü başkanlık konusunda örneğin dönüşümlü başkanlıkla bizim Mustafa Akıncı'yı Cumhurbaşkanı seçme imkanımız olacak. Kendisinin aktif politikadan ayrılmasından söz ettiği dönemde o gece bir mesajda da bulundu. Erdoğan'la 2003'teki Mallorca buluşmasında o dönemde iki toplumlu bir sol güçlerin sosyal demokrat sol güçlerin bir araya geleceği bir güç oluşturulması gündeme geliyordu o yıllarda. Ve pek çoğunuzun da dediği gibi ortak mücadeleden söz ediyoruz. Kıbrıs Rumların, Kıbrıs Türklerin ortak mücadelesinden söz ediyoruz. Ve tekrar kendisinden ricamız, bu mücadelede onun yeri önemli ve siz Kıbrıs Rum tarafının yardımcı olabilmesi için
bugün Türkiye ve Türk Kıbrıs Türk liderliği tarafından sergilenen uzlaşmaz tutumun değişmesi için Kıbrıs Rum tarafı sizce ne yapmalı? Örneğin Kıbrıs Rum tarafı siyasi eşitliği tartışmasız bir biçimde kabul ederse ve bu konuda Anayasa Mahkemesi Başkanı Hacı Hanbi'ye de bir mektup göndermiştik. Yani Kıbrıs Rum tarafının etkin katılımı ve siyasi eşitliği kabul etmesi konusunda Kıbrıs Rum tarafının bunu yapması ne etkiler yaratır? Ne yapmalı Kıbrıs Rum tarafı? Evet, beni duyuyor musunuz? Takis Hacı Yorgu, söz sizde. Ben de Mustafa'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin bunca yıl sunduğu büyük katkılarından dolayı, Kıbrıs sorunun çözümü çabalarındaki önemli rolünden dolayı kendisine teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten kendisinin de dediği gibi umut en son ölendir. Ve benim görüşüme göre eğer bizden, burada bulunan insanlardan bazılarımız yarın Cenevre'de beşli buluşmada olsa, emin değilim gidişatın çözüm yönünde olacağından, emin değilim ve her ne kadar ben de Kıbrıs Rumların ve Kıbrıs Türklerin ilişkilerinin, mücadelelerin gelişmesinin önem taşıdığını elbette ki reddetmiyorum. Ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesi ne zaman olabilir? Bunu kimse öngöremez. Türkiye bugün adeta kaynayan bir kazan. Binlerce insan hapislerde bulunuyor. Haklarından, özgürlüklerinden mahrum edilmiş durumda bulunuyor. Ve bu koşullarda Avrupa Birliği de özlü baskıları Türkiye'ye yapma yönünde hareket etmiyor. Ve şu sözlerimi tamamlamak istiyorum. Evet, çözüm yanları bağlarımızı, etkinliklerimizi geliştirmeliyiz. Ancak Türkiye'de çözüm yanlısı bir yönetim olmadan çözümün olabileceğini zor görüyorum. Türkiye'ye baskı olmadan çözümün olabilmesini zor görüyorum. Ancak üzüntüyle şunu söylüyorum ki Kıbrıs Rum toplumunda çözüm yönünde önemli bir fırsat varken onlar alakasız bir biçimde başka bir yöne bakıyorlardı. Bu yönde, bu nedenle büyük dev sorumlulukları var. Bu sözlerle Mustafa'ya tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi de söyledi, gerçekten mücadelede olmamız için bir makama ihtiyacımız yok. Bir makamda olmamıza ihtiyaç yok. Ve biz başta gençliğin olmak üzere mücadelelerini güçlendirebiliriz, destekleyebiliriz, bunlarda yer alabiliriz. Özellikle Kıbrıs'ı Türk gençliğin verdiği, bugün de verdiği mücadeleleri hepimiz görüyoruz. Ve bugün, tekrar ediyorum, bugün bizden insanlar bile beşli toplantıya katılmış olsa orada Türkiye'nin tutumunu değiştirebilme konusunda çok az şey yapabiliriz diye düşünüyorum. 45 dakikada sorunuzu söyleyin. Sorum şu Sayın Akıncı'ya. Kendileri Cumhurbaşkanlığı görevi süresi boyunca hiçbir zaman bir gerçek grubunun, gerçekler komitesinin oluşturulmasını düşündü mü ya da buna benzer bir siyasi inisiyatifi düşündü mü? Çünkü Lelos Dimitriadis'in oğlu da çok sık böylesi inisiyatiflerden söz ediyor. Söz Sula'da, Sula Hacı Dimitriadis'e. 45 dakikada sorunuzu alalım. 45 saniye daha edersiniz. Ben de kısaca şunu soracağım.
Sayın Akıncı, Mausa konusunda Türkiye'nin bundan sonraki adımlarının ne olacağı konusunda, Türkiye'nin hangi istikamette hareket edeceği konusundaki Sayın Akıncı'nın öngörüleri neler? Söz Muhammed'de. Telaffuzumdan dolayı özür diliyorum Muhammed'den. Muhammed Hayal'den. Evet, öncelikle sayın katılımcıları selamlayarak başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na oluşturulacak bu federal çözümde oluşturucu devletlerin garantörlüğü nasıl sağlanacağı veya Rum tarafında garantörlük ve sıfır asker konusunda herhangi bir esneme var mı? Bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çoktan döndüm. Tamamladınız mı sorunuzu Muhammed Bey? Kemal de söz. Kemal Cufoğlu. Buyurun. Kemal Bey mikrofonunuzu açarsanız sizi duyabileceğiz. Kemal Cufoğlu lütfen mikrofonunuzu açar mısınız? Merhaba, merhaba. Yasas. Genç ve iklim aktivisti bir Kıbrıslı olarak şimdiye kadar iklim duyarlılığı ve kriz hakkında en duyarlı Kıbrıslı Türk lider olarak Sayın Akıncı'ya Doğu Akdeniz'deki kirli bir fosil yakıt olan doğalgaz projesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Doğalgaz projesinin bölgesel barış yerine gerilime sebep olması ve yürürlüğe girme sonucu Kıbrıs'ın iklim hedeflerinin yerine getirilmesinin imkansız olacağı gerçeği doğrultusunda İsmet projesi hakkında fikri değişmiş midir? Artık Kıbrıs solunun ve çözüm görüşmelerinin çevreye ve iklim krizi doğrultusunda yürütülmesi gerekmez midir? Teşekkürler. Evet. Arzu ederseniz bunları cevaplayayım ve izninizi isteyeyim. 7 tane soru birikti. Ne diyorsunuz? Siz nasıl uygun görürseniz, siz evet, nasıl arzu ederseniz. Şöyle değerlendiriyorum. Yani gerek benim giriş konuşmam, gerekse sorulan çeşitli sorular nedeniyle yeterince konuyu değerlendirdik diye düşünüyorum. Saat 9'u bulduk. Belki benden sonra da siz kendi aranızda sanırım bir tartışma bölümünüz var. O nedenle ben hızlı bir şekilde bu 7 arkadaşımızın sorularına yanıt vermeye çalışayım. Peki bazıları soru değil bir temennidir aslında. Temos'un ortak mücadele mümkün saptaması var. Bunu vurguladı. Ben de şöyle söylüyorum onu. Yani bir kere öncelikle tekrar vurguladım. Kendi toplumlarımızın içinde bu çaba sürdürülmeli. Ama bir araya gelip ortak mücadele yolları da aranmalı. Biraz önceki konuşan Mihalis Papapetru arkadaşımın bir saptaması oldu. Onu da unutmadan vurgulamak isterim. Dedi ki seçim sonuçlarında Rum liderliğinin tavrı da bir şekilde etkili oldu. Yani burada ana belirleyici faktör tabii ki Türkiye yönetiminin yaptığı müdahalelerdir. Ama Rum liderliğinin o dönemde ve öncesinde tavrı da olumlu değildi. Onu söylemem lazım. Yani biz bütün Kıbrıs'ı pandemi döneminde birlikte ele alalım. Kıbrıs'ın kendi içinde vaka olmayan daha salgının başlamadığı, ne güneyde ne kuzeyde bir vakanın görülmediği dönemde dışa karşı limanlarda, havalimanlarında, deniz limanlarında tedbir alalım. Birbirimizden kendimizi koruyacak bir durumumuz yok şu anda dediğimizde
maalesef Mart ayında vakalar çıkmadan önce Litra Palas, pardon Lokmacı barikatı, Letra barikatı Sayın Rum lider tarafından kapatıldı. Ve hala da açılamadı tabii. Bu o günlerde bizimle yarış halinde olan hükümete fırsatlar verdi. Onlar da başka kapıları kapamaya yöneldiler. Ve arkası bu işin geldi. Sonra seçimin tam arifesinde cumartesi gün Derinya kapısına bir takım yürüyüşler oldu. İkinci tur arifesinde yine benzeri şeyler oldu. Kuzeyde de milliyetçi, aşırı milliyetçi kesimlere bir takım kozlar verildi. Bütün bunlar hep maalesef yaşanmış olan konulardır. Ve defalarca o dönemde siyasi eşitlik konusu müzakerelerin olmadığı bir dönemde hep gündeme getirildi. Ve sıklıkla bu siyasi eşitliği bizim anladığımız gibi anlamadığını ve bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı Sayın Anastasiadis. Dolayısıyla tavrı elbette yardımcı değildi. Bunu net olarak söylemek lazım. Şimdi Pavlos'un tam bu noktadadır sorusu. Rum tarafı ne yapmalı diyor. Siyasi eşitlikle ilgili bulanıklığı net bir şekilde bizim Berlin'de vardığımız mutabakat çerçevesinde ve Guterres'in anlattığı gibi BM belgelerine geçtiği gibi ve geçmiş mutabakatlarda da olduğu gibi kabul ettiğini bence net olarak ortaya koyarsa Rum tarafı iki ayrı egemen devlet istediğini söyleyenler artık federasyon olmaz çünkü Rumlar Kıbrıslı Türklerin eşitliğini kabul etmiyor. O nedenle olmaz. Bir 50 yıl daha mı konuşacağız? İşte kabul etmiyorlar diyenlere diyenlerin elinden bir önemli kozu almış olacaklar. Onlar bunu kabul ettiğini çok net olarak ortaya koyarsa o argüman geçersiz olacak. Dolayısıyla siyasi eşitlikle ilgili yani dönüşümlü başkanlık olsun ya da tek oy konusu olsun. Bakınız o da bir mutabakattır. Yani Bakanlar Kurulu'nda ki Sayın Anastasiadis'le uzlaşmaya varmıştık. 7 Rum bakan, 4 Türk bakan olacaktı. Ortak devlete kalmış olacak olan yetkiler çerçevesinde alınacak olan kararlarda bir Kıbrıslı Türk bakanın, daha doğrusu her iki taraftan da en az bir kişinin ki pratikte bu Kıbrıs Türk bakanlardan en az birinin olumlu oy vermesi konusuna geliyor. Bunun üzerinde mutabakat var ve BM'nin de şeyi var bu konuda yani izahı var. Siyasi eşitlik ne demektir? Kararlara etkin katılım ne demektir? Bunlar hep üzerinde konuşulmuş, mutabık kalınmış konulardır. Dolayısıyla bu mutabakata geri dönüldüğü takdirde bu yardımcı olmayan tavırdan vazgeçildiği takdirde öyle inanıyorum ki çok zor olacak Türkiye'nin ya da Sayın Tatar'ın işte Rumlar bizim siyasi eşitliğimizi kabul etmiyor demesi havada kalacak. Ama Sayın Rum lider bunu yapar mı? Yani bizim dönemimizde yapmadı ve seçim arifesinde de hep bunu gündeme getirdi. Ve acı olan bir şey var. Yani hala daha düşündüğüm zaman mantığıma sığdırmakta zorlanıyorum. Sayın Anastasiadis bunları anlatırken şöyle örnek veriyordu. Diyordu ki yarın doğalgaz konusunda bir şey olacak. Biz bir şey yapmak isteyeceğiz Rum tarafı olarak diyordu. Ve bir Kıbrıslı Türk bakana bile olumlu oy verdirmemek suretiyle Türkiye Kıbrıslı Türk bakanları kullanarak
bizi engelleyecek. Onun için bunu kabul edemiyoruz diyoruz. Yani doğal gaz konusunu bile, enerji konusunu bile bizimle ortaklaşa alınması gereken bir karar olduğunu kabul etmediğini izah ediyordu. Enerji konusu federal devlete ait bir konu. Böyle konuşuldu, böyle anlaşıldı. Dolayısıyla ortak bir karar söz konusu olmalı. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Ancak bu örnekten hareket ederek bu konudaki itirazını hep sürdürdü. Seçim döneminde de tabii ki bunlar sürdürülünce bu hiç de yardımcı bir tavır olmadı. Benim bunun dışında söylenenlerle ilgili başka yerlerden herhangi bir şekilde destek alabilmek için öncelikle bizim kendimizin bu akşam en sık tekrarladığım konulardan biri de bu olduğu. Yani burada toplumlarda bir çözüm iradesi olduğunun ortaya çıkması lazım. Bunun gözle görülür, elle tutulur bir hale gelmesi lazım. İlgisizliğin bir tarafa bırakılması lazım ve onun ötesine geçilmesi lazım. Bunu kendi içimizde hissetmek ve dünyaya da hissettirmek zorundayız. Eğer böyle bir irade varsa halkta, bu iradenin önüne kimse geçemez. Ben size bunu söyleyeyim. Bir yolu bulunur ve bu irade hakim kılınır. Ama öncelikle bu irade ortaya çıkmalı, ortaya konmalı. Geçmişte maalesef bu olmadı. Bunların örneklerini biliyorsunuz. Gerçekler Komisyonu konusu o şekliyle gündeme gelmedi. Biz Sayın Anastasiadis'le bence çok yararlı başka komisyonlar kurduk Kıbrıs sorununda. Çok önemli olan temel unsurlardan biri eğitimdir. Bildiğiniz gibi eğitimle ilgili bir komisyon kurduk. Binlerce öğrenci her iki taraftan eğitimlere katıldı. Yüzlerce öğretmen, baş öğretmen her iki taraftan bir araya getirildi seminerlerde. Bir barış kültürü geliştirilmesi için çabalar harcandı. Orada epey emek verildi. Bunun dışında bir kültür komisyonu kuruldu. Bileceksiniz 1974'ten itibaren Kıbrıs'ın kuzeyinde Rum ressamlara ait tablolar, 219 adet tablo kalmıştı. Onları gerçek sahiplerine bu komisyonun çalışmaları aracılığıyla iade ettik. Rum tarafı da bize 1963 öncesine ait Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumunda bulunan kayıtları, gerek görüntülü gerek ses kayıtlarını verdi. Arşiv için, her iki tarafın arşivleri için önemli bir hizmet oldu. Bir de toplumsal cinsiyet eşitliği, gender equality konusunda da bir komisyon kuruldu. Onlar da çalışmalarını yaptılar. Avrupa Birliği için bir AB ad hoc komitesi, özel bir komite kuruldu. Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği'ne hazırlamak için. Bu tür komisyonlar kuruldu. Ancak sizin değindiğiniz komisyonda gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir komisyon, gerçeklerle yüzleşebileceğimiz bir komisyon kurulmadı. Ancak Kayıplar Komitesi'nde de biz iki lider olarak çağrı yaptık. Herkes bildiklerini anlatsın. O yönde çok gayretlerimiz oldu kayıplarımızı her iki tarafta da bulabilmek için. Sula'nın sorusu, Maraş'ta Türkiye ne yapacak? Şimdi benim görebildiğim orada şu yapılmaya çalışılıyor. Yani olayın iki boyutu var. Birisi, yani artık Maraş'ı da açıyoruz. Maraş'ı unudun mesajı verilmek isteniyor Rum tarafına, ama
Onun dışında biliyorsunuz bir de AHİM olayı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olayı var. Ve Maraş'taki bazı Kıbrıslı Rum mal sahipleri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Bizim burada bir komisyon var ama muhatap olarak her zaman alınan Türkiye hükümetidir. Dava edilen bildiğiniz gibi. O nedenle oradaki Rumlara da Kıbrıs'ın geri kalan kısımlarında olduğu gibi işte burada komisyona başvuruda bulununuz. Sırası gelince malınızı Kıbrıs Türk yönetimi altında alabilirsiniz veya tazmin edilebilirsiniz gibi bir imkan sunulmak isteniyor. Çünkü şu andaki yasamıza göre askeri bölgeler bu yasanın kapsamı dışındadır. Kapalı Maraş bölgesi de askeri bölgedir. Askeri bölge olmaktan herhalde çıkarılıp sivil idareye geçti denecek. Ve Rumlara da bu imkanı sunduk diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesaj verilmiş olabilir. Bir düşünce de bu olabilir. Ama gerçek anlamda tam Türkiye yönetimi ne yapmak istiyor? Onu bilecek durumda değilim. Çünkü biliyorsunuz Maraş'ta bir toplantı yapıldı. Ben daha Cumhurbaşkanıydım. O toplantıya bile benim katılmam istenmedi. Ne yapılmalıdır Maraş'ta derseniz, benim görüşüm belli, uluslararası hukuk içinde kalarak, Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı olmadan ve Birleşmiş Milletler'le çatışma haline gelmeden ve bu konuyu Kıbrıs'ta çözüm için, çözümsüzlük için değil, çözüm için kullanmak lazım. Bu şekilde değil. Muhammed'in sorusu aslında Anastasiadis'e sorulması lazımdı herhalde. Rum tarafının garantörlük ve sıfır asker konusunda herhangi bir esnemesi var mı diyor. Tramontana'da maalesef hiç esneklik göstermedi Sayın Anastasiadis. Halbuki orada gerek Türkiye gerekse biz Guterres'e esnek olunacağı mesajını verdik. Bunu doğru tanımlamak lazım. Ama o günlerde ne yazık ki Sayın Anastasiadis bu tavrından vazgeçmedi o dönemde. Son Berlin'deki toplantıda da Guterres, Türkiye'nin o dönemde esneklik içinde olduğu mesajını kendisine verdiğini benim önümde Sayın Anastasiadis'e de söyledi. Kemal'ın sorusunu da yanıtlayarak ben ayrılayım. Kemal, doğalgaz ve İsmet projesi ile ilgili düşüncelerimi merak etti. Tabii şunu söyleyeyim. Dünyada fosil yakıtlardan giderek uzaklaşmamız gerektiğini, yeşil enerjiye, güneşten, rüzgardan temiz bir enerji elde etme yönünde çaba harcamamız gerektiğine ben de inanıyorum. Avrupa Birliği'nde de zaten bu yönde belli yüzdeliklerle hedefler ortaya konulmuştur. Bunu yapmamız lazım. Ama bir de şu an hayatın bir gerçeği var. Gerçi piyasaların durumuna göre değişiyor ama ortada bir doğal zenginlik varsa ve bu doğal zenginlik yeryüzüne çıkarılacaksa bunun hiç olmazsa barışa hizmet eder şekilde kullanılmasını ben önerdim. İsmet projesi aslında gerçekçi bir proje değil. Çok uzun ve Ege Denizi'nin çok derin sularından geçecek. Benim o günlerde söylediğim barışa daha çok hizmet edebilecek olan ve Türkiye'yi de bu denklemin, enerji denkleminin içine alarak doğalgaz eğer borularla taşınacaksa,
eğer bulunacak, yeterli miktarda olduğu saptanacak, çıkarılacak ve ticari bir değer olduğu saptanacak ve taşınmak istenecekse bunun en kestirme yolunun Türkiye üstünden zaten Azerbaycan'dan Bakü'den gelen bir boru var Yunanistan'a kadar, Avrupa'ya kadar gidiyor. Buraya monte edilerek barışa daha çok hizmet edebileceğimizi öngördüm ve bunu seslendirdim. Ama ilke olarak, prensip olarak Kemal'ın söylediğine katılıyorum. Biz enerji konusunda temiz enerjiye ve hele Kıbrıs'ta, Kıbrıs adası, güneşin çok bol olduğu bir adada, gerçi hafta sonu gene kış geliyormuş, Trodos'a da kar düşecek falan deniyor ama genellikle Kıbrıs çok güneş alan bir yer. Güneş enerjisine daha çok eğilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ben izin verirseniz bütün katılımcılara bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Benim için sarf ettiğiniz sözler, duygularınız benim için çok değerli. Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Kıbrıs'ta eğer bir iyi bir gelecek kuracaksak bu tek başına bir toplumun mutluluğuyla olmaz. Biz birbirimizin acılarını anlayarak geleceğe bakmamız lazım. Acılar her iki tarafın yaşadığı acılardır. Bu tek taraflı değildir. Bunu da her zaman söyledim. Bunu söylediğim için de bana çok saldıranlar oldu ama bu gerçek değişmez. Evet, biz Kıbrıslı Türkler 1963'te daha çok acı yaşadık. Ama Kıbrıslı Rumlar da 1974'te yaşadılar. Bunu unutamayız. Ben hep söyledim, bu akşam yeri geldi tekrar ediyorum. Biz adına barış harekatı desek de Kıbrıs'ta 1974'te bir savaş yaşandı. Burada insanlar hayatlarını kaybetti. Sadece Kıbrıslı Türkler değil, daha çok sayıda Kıbrıslı Rumlar da hayatlarını kaybetti. Kayıplar, her iki toplumda da kayıplar oldu. Dolayısıyla bu acılar bu adada sadece bir tarafın yaşadığı acılar değil. Ve eğer biz her iki toplumun da bu acıları yaşadığını görmezsek ve bunu dürüstçe toplumlarımıza söylemezsek bu adada acılar bitmez. Ben bunlara inanarak hep bunları dile getirdim. Bunların çok daha fazla seslendirilmesi lazım. Bunu ifade eden Kıbrıslı Rumlar da vardır biliyorum. Ama hem Türk tarafında hem Rum tarafında yaşanan acıların tek taraflı olmadığı söylenmeli, bilinmeli ve bir daha bu acıların yaşanmaması için mücadele edilmeli. Ben bu düşüncelerle tekrar hepinize teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Gelecek aydınlık olsun hepimiz için. Biz barış içinde, huzur içinde, demokrasi içinde Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar ve diğer toplumlar huzur içinde bu adada yaşayabiliriz. Burayı Avrupa'yı çağdaş medeni bir ada, gıpta edilecek bir ada haline dönüştürebiliriz. Bugün yaşadıklarımız kaderimiz olmamalı. Bu kaderi reddetmeliyiz. Ve daha bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız diyorum. Ben kendi payıma evet artık bir makamım yok. Ama bir vatandaş olarak, Mustafa Akıncı olarak bu çabada benim de elbette bir nebze alın terim olabilirse bundan mutluluk duyacağım. En azından bu çabanın yanında olduğumu bilinmesini istiyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kalinihtasas. Size çok çok teşekkür ederiz.
dost, yoldaş, Sayın Akıncı, size teşekkür ediyoruz. Belki siz kurumsal lider olma niyetinde değilsiniz. Ancak siz halkın yer aldığı kitlesel bir hareketten söz ettiniz. Bu hareketin size her zaman ihtiyacı var. Ve biz Zoom toplantımızda bugün 150'yi aşkın kişinin katılımı olduğu konusunda bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ve chatta yer alan soruları, mesajları da sizlere e-mail ile göndereceğiz. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum, beşli buluşmaya ilişkin tablo ne kadar karanlık da olsa, isterseniz, arzu ederseniz, beşli toplantının ardından da sizinle tekrar bir araya gelelim. O zaman da durumu değerlendirelim. Eğer sizin açınızdan mümkün olursa bizim için çok önemli olacak. Ve geleceğe ilişkin umut dolu mesajlar da verdik. Tüm katılımcılara da teşekkürlerimizi belirtiyoruz. Arzu ederseniz Sayın Akıncı, sizinle açık bir randevuyu şimdiden kapatalım. Tarihi açık. Beşli toplantının ardından tekrar sizinle bir araya gelmek için tekrar teşekkür ederiz.